bu sezonun popüler aksesuarlarından olan fluorlarla yapılan saç modellerini çok beğeniyor. Fakat nasıl yapıldığını bilmiyorsanız işte cevabı. 90'larda moda olan saç fluorları ve saç bantları bu sezonda dikkati çekeceğe benziyor. Podyumlardan sokağa taşınan bu stili siz de evinizde kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Yanımda saç tasarımcısı Eren Bey var. Eren Bey'den şimdi bir sürü stil göreceğiz. Nasılsınız? Sağ olun, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biz de çok iyiyiz. Şimdi birçok model göstereceksiniz saç bantları ile ilgili bize. Fakat ben en çok tercih edileni izleyicilerimize göstermek istiyorum. Şalımız bu. Evet. Uzun ve dar bir şal. Özellikle dar olmasına bu modelde dikkat etmemiz gerekiyormuş. Ve içinde kırmızı giyindiğiniz için kırmızı küçük detayların kırmızı olduğu bir flor seçtik. Kırmızı ve pembe detaylar görüyorum. Gayet hoş, başlayalım. Önce florumuzu şöyle koyup saçı üzerine... Boynumuzun altından geçiriyoruz şu şekilde. Sonra florumuzu, saçları biraz geriye doğru aldıktan sonra alına doğru sıkıştırıp bir kere büküyoruz. Size yardımcı olabilirim. Sonra bir biraz daha sık olması için bir kez daha çevirip... İki kez çeviriyoruz. Aslında oldukça pratik bir model. Siz daha kalın bir şal seçerseniz eğer bu soğuklarda hem de sıcak tutar kulaklarınızı. Çünkü kulaklarımızı da kapatıyoruz gördüğünüz gibi. Hem de şık bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Hafif biraz yukarıya doğru çekebiliriz. Gayet güzel oldu. Hem de sadece bir dakikamızı falan aldı. Aynen öyle. Çok tercih edilen bir fular bağlama stili bu. Şimdi biz diğer modellere geçiyoruz. Model arkadaşımız bize eşlik edecek. Festivallerde ve sokaklarda iddialı bir stile kavuşmak istiyorsanız bence bu modelimizi kaçırmayın. Festival için biz böyle bir şal tercih ettik. Hem pırıltılı biliyorsunuz çünkü festivallerde kıyafet olarak da renkli giyinmeyi, dikkat çekmeyi seviyoruz. O yüzden saçımıza da bu aksesuar geldiğinde inanın bütün havamız değişiyor. Buyurun Eren Bey, başlayalım. Evet, son derece basit bir ve çok tercih edilen modellerden bir tanesi. Fularımızı böyle alına getirip tepede iki tane düğüm atıyoruz. Evde yapması da çok basit ve çok şık duruyor. Oldukça pratik, bakar mısınız? Aslında çok basit bir şey, böyle evde de hemen bağlayabiliyorsunuz ama bütün havanızı değiştiriyor. Model arkadaşımızın da saçları da çok güzel. Tabii uzun saçlarda bir tık daha şık duruyor. İşte bu kadar. Biz festivale gitmeye hazırız. Şimdi bir diğer modelimize geçiyoruz. Eren Bey, tarz olmak isteyenlere değişik böyle retro tarzında bir bağlama modeli var mı? Evet, tabii ki var. Zaten saçlarda ve kıyafetlerde eskiye dönüş, bir retro dönüş olduğu için son derece yine kolay ve çok şık bir modelimiz, bağlama tekniğimiz var. Onu sizlere göstereyim. Tamam, merak ediyoruz. Önce bir saçımızı hazırlayalım. Neredeyiz şu an? Hangi aşamada? Şu an topuzumuzun ense bölümüne geldik. Burada bir saçlarımızı burgu tekniğiyle burduktan sonra bir küçük bir ense topuzu yapacağız. Sonra florumuza geçeceğiz. Saçlarınızı topuz olmadan yapamayanlardansanız eğer, şimdi biz de topuzlar için çok güzel bir fular modeli öğreneceğiz. Aynen öyle. Akşam yemeğine falan gitmek isteyenler, böyle acil topuz yapma ihtiyacı doğduğunda fularlarla şık hale getirebiliriz. Hem de hanımların evde kendileri yapabileceği kolaylıkla bir topuz göstereceğim. Tepede at kuyruğu yapıp sonra o kalan kuyruğu örüp onu detaylandıracağız. Üzerine de fular bağlayacağız. Genelde
Türkiye'de saç tasarım uzmanları da bu pratik yöntemi kullanıyorlar. Lastik içine böyle geçirilmiş tel tokaları. Bunda nasıl takıldığını sizden... Tabii ki göstereyim. Çok kolay ve basit. Evet, her yerde bulabileceğimiz bir lastiğe iki toka takarak çok güzel at kuyrukları yapabiliriz. Hem de çok sağlam oluyor. Aynen öyle. Kancalı lastik biraz zarar verebilir saça ama bunlar zarar da vermiyor. At kuyruğunu çok sıkı bağlamak saçlara zarar veriyor mu? Kopmasını sağlıyor mu? Yok, çok sıkı bağlamak yani saçı kopmasını sağlamaz ama şurada çok gerginlik olduğunda buradaki kökler biraz zarar görüyor ve o yüzden kendini bırakabilir. Yani çünkü burada bebek saçlarımız var. Zarar görse de şu alın çerçevesindeki saçlar böyle biraz o baskıya dayanamayıp kendini bırakabiliyor, köklerden ayrılabiliyor. Saçlarımızı at kuyruğu yaptık, topladık. Sonrasında bir örgü. Şöyle yaptığımız örgüyü biraz geniş getirip daha böyle bol hale getirip topuzumuzu tamamlayacağız. Daha böyle tok duran bir topuz olması için özellikle saçlarında yakınanlar, saçları az olanlar için mutlaka örüldükten sonra böyle gevşetilmeli değil mi? Büyük bir hacim sağlıyor, aynen öyle. Çok kurtarıcı oluyor. Sonra bu örgüyü böyle yukarıya kaldırıp saçın şöyle ince birkaç tel tutup örgüyü aşağıya doğru bastırıyoruz. Bastırdıktan sonra böyle örgümüzde karışık, dağınık bir topuz haline çeviriyoruz. Sonra bu saçları da toka yardımıyla sabitliyoruz. Şöyle şalı veriyorum. Şimdi şal kısmına geçiyoruz. Evet. Buyurun. Nasıl olacak açıkçası merak ediyorum. Topuzumuzun enseden tekrar getirip şurada bir büküp tekrar aşağıya getirip burada bağlayabiliriz. Topuzumuzu biraz yükseltebiliriz. Banana ve florlarla ilgili birçok saç modeli öğrendik Eren Bey'den. Siz de evinizde pratikle şık bir görüntüye sahip olmak için bu modellerden yararlanabilirsiniz. Ben şimdi Eren Bey'i model arkadaşımla birlikte bırakmak istiyorum. Kendisi size birkaç tasarım daha gösterecek.